Tamam, odur yoldaşım, başka bir şey yok. Bir falan gerekmiyor. Tamam, ben geliyorum. Zaten bundan önce, biz gelmeden önce arkadaşlar o çalışmayı yürütmüştü. Hani aldığım aktarımlara göre %80-85 oranında köylere ulaşıldı. Biz de geldiğimizden beridir, mesela biz geldiğimizde molozlar kaldırılmaya başlanmıştı. Onun için hani o aşamadan sonra yapılabilecek ziyaretlerdi, taziye ziyaretleriydi, geçmiş olsun için ziyaretler yapıldı. Biz de vekillerimizle onlara dahil olduk açıkçası. Mesela ilk aşamada arkadaşlar koli halinde dağıttıklarını biz burada paketleyip bekletiyoruz. Mesela gelip isteyen oluyor, biz veriyoruz. Arkadaşlar da mesela kadın meclisi olsun, Tevkal Ercin'in azat olsun. Hani arkadaşlar çalışma yürüttü. Mesela mortarlar geldi o taraftan. Türkiye Kürdistan bölgesinde mortarlar hazırlandı arkadaşlar ve bütün emeği geçen arkadaşlar, buradan biz teşekkürlerimizi de iletelim. Çünkü burada bize çok cevap oldu. Yani ilk aşamada diyorum ya, mesela yıkılmış bir şehir. Çarşısı yok, hiçbir şeyi yok. Mesela o ihtiyaçları nasıl giderebilir? Kadınlar burada hala mesela bir pet istemekte bile bir böyle bir çekimserdir. İç giyim olsun, bir tırnak makasını bile bulamayan aileler var mesela. Hani ilk günden beri saçını taramayan anneler var mesela. Hani bu biraz açıkçası, bu listeleri biz oluştururken hani bu bazlı mesela dikkat ediyoruz gidip gelmelerimizde, sohbetlerimizde. Hani bu şekilde açığa çıkıyor açıkçası. İnsanların 20 gün boyunca tarak bulamadığı, tırnak makası bulamadığı böyle aşamalardan hani bu şeylere şahit olduk açıkçası. Hani listeler konusunda da dediğim gibi biz bu izlenimler yola çıkarak, mesela iç çamaşırı yok. Daha hala çarşıda iç çamaşırı satan bir yer açılmış değil. Çünkü çarşı hala moloz halinde. Yıkımla yüz yüze. Ya biz 8 Mart'a girerken hani büyük bir felaket yaşandı zaten. Hani böyle bir felakette de hani biz kadınlar nasıl bir cevap olabiliriz bu 8 Mart'ta diye. Şöyle bir bizim önümüze bir programımız var. Hani 27'sinden itibaren kadın dayanışması yaşatır kampanyasıyla biz 8 Mart'ımızı kutlamaya karar verdik. Hani bu süreçte biz bütün kadınlar olarak kendimizi deprem bölgesi alanında konumlandırmayı planladık. Yıkılmış bir şehirden başlayalım. Hani kadınlar hepsi bir eve hapsoldu ya da bir çadıra hapsoldu. Ve bu çadır olsun, bu evin ihtiyaçları olsun, yine kendileri karşılaması lazım. Mesela mutfak gereçleri yok ama yemek hazırlamak durumunda. Mesela mutfak gereçleri, yani ev yıkılmış, mutfak ihtiyaçları yok, hiçbir şey yok ama yemek hazırlaması lazım. Bu soba olur, bu ocakta olur ya da tüpte olur. Yani her halükarda o yemeği hazırlaması lazım. Her şey yine çadır da olsa, ev de olsa sorumluluk yine kadında. Hani çadırdaki bütün eksiklikler olsun, gedikler olsun yine kadında. Yani biz bu konuda mesela ne yapmayı düşünüyoruz? Yani dayanışma konusunda zaten bu temel ihtiyaçlara yönelik biraz önce bahsettiğim gibi çalışmamız olacak. Onun dışında gidip konuşma, sohbet etme. Çünkü bir süreç, yani bir felaket yaşandı. Bu felaketten sonra kadınların oturup birbiriyle sohbet etmesi gerekir aslında. Hani birbiriyle sohbet etmesi, bu konuda ne yapabilmesi. Yani en büyük destek şu an psikolojik destek olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Şu an kadınlar çok zor durumda. Çok zor durumda ve buna yönelik hiçbir şey devlet tarafından ya da diğer eller tarafından karşılanmıyor. Hani yapabilsek biz yapabileceğiz ama bizim de mesela kısıtlı ulaşabildiğimiz ya da diyelim bazı çadır kentlerde alınan güvenliklerden ötürü biz hiç giremediğimiz yerler de oluyor açıkçası. Korucular tarafından ya da güvenlik tarafından muhafaza edilmişse de, ne kadar dense biz ihtiyaçlarını karşılıyoruz dense bile, hani o kadınlar orada güvenlik altında mıdır acaba? Hani o da biraz bizi düşündürüyor. Hani o açıdan biz kadın kadına dayanışma, hani gelip deprem bölgesinde
İki günümüzü geçirsek kadınlarla geçireceğiz. Bir günümüzü geçirsek kadınlarla daha nasıl bu psikolojiyi atlatma, bu sorunları gidermeye yönelik oturup sohbet etmeyi düşünüyoruz. Girmeyeceğimiz tek bir çadır kalmayacak ve dokunmadığımız kadın da kalmayacak. Çünkü biz onun için kendimizi seferber edip bu deprem bölgelerine yoğunlaşacağız ve buralara ağırlık vereceğiz.